renkli famera mozaik Halebold'un 55UHL730 özür dilerim. 50UHL730 model televizyonunu merak etmiş. Bunu benim için yorumlar mısınız demiş. Vestel tarafından üretilen high level televizyonlardan bahsediyoruz. Hemen şunu da anlatalım. High level'ı şu an için Atmaca Elektronik ve Zorlu grubu üretiyor. Atmaca Elektronik'in ürettiği high level'lar Android tabanlı oluyor. Kırmızı beyaz kutulu. Vestel'in ürettiği high level'lar normal Linux çekirdek üzerine standart smart veya bazıları smart olmuyor. Mavi beyaz kutulu oluyor bunlar. Bilginiz olsun. 50UHL730 modelinde benim en çok dikkatimi çeken konu BOE display olmasına rağmen VA tabanlı bir panel olması. Kaldı ki 5000:1 tipik kontrast oranına sahip bir televizyon bu 50UHL730 ve tekil panel. Şu an için, bir kere daha söylüyorum. Bu uyarıyı neden yapma gereği duyuyorum? Çünkü biz tekil panel diyoruz bugün, mesela Kasım 2022 koşullarında. Tekil panel ama firma önümüzdeki ay aynı modelin üretimine farklı bir paneli de dahil edebilir. Kardeşim ben buna HKC'yi de dahil ettim diyebilir. O zaman iş karma panele döner. Dolayısıyla şimdilik tekil panel BOE display MB180E anakart ile üretilmiş bir televizyon. 2 HDMI girişi, 1 USB portu var. VRCA ve VGA bağlantı desteği yok. Ben açık ve net söylüyorum. Televizyondan beklentiniz yüksek olmasın. Küçük bütçeye büyük ekran vermek istemişler size bu televizyonda gördüğüm kadarıyla. Çünkü BOE display'in VA tabanlı tipik 5000:1 6 milisaniye G2G değerine sahip olan 1.070.000.000 renk desteği sunan 8 bit+2 FRC. Buna rağmen 6 adet chip on film ile üretilmiş. Yani panelde COF sayısı anlamında bir tık böyle ekonomiye kaçılmış. Ama 50 inçte 6 chip on film öyle ne iyi ne kötü diyebileceğimiz durumda. Yalnız televizyonun ucuz üretim olduğunu aşırı derecede belli etmişler. Abi 50 inç televizyonda 2x6 watt hoparlör nedir ya? Speaker box'ın yok, subwoofer'ın yok, partner desteğin yok. Bunları anlıyorum da 2x6 nedir? Yani ben bu ya Mehmet Atmaca Elektronik'in üretimlerine bakıyorum. Adamlar 32 inç televizyonları da koyuyor 2x8, 2x10. Sen 50 inç televizyon üretiyorsun. Tamam abi ekonomik üretim olabilir de ya bu kadar da artık yani. Bu resmen segment yaratmak gibi bir şey olmuş açıkçası. Televizyondan beklentiniz ultra mega yüksek olmasın. Panel üreticiniz iyi. Anakart güvenilir bir anakart. Firmaya da ben televizyon konusunda Vestel'e güvenirim. Satış sonrası hizmetlerini de yani görece kalitelidir. Yani piyasada yaşanan diğer markalardaki rezilliklere bakınca işte Philips gibi, LG gibi hani Vestel'in sunduğu hizmeti öpüp başımıza koyasımız geliyor. 2 yıl garantili olması dezavantaj bir durum. Ücretsiz montaj hizmeti yok, duvar askı aparatı yok. Yani bu ürün size günü kurtarmak, anı kurtarmak için üretilmiş. Kardeşim bak işte sana bu paraya 50 inç televizyon veriyoruz. Daha ne istiyorsun diyebilmek adına üretilmiş bir ürün. Adem Elin Hoca nerede bulacağız bu televizyonu? Vallahi ben şu an için bilmiyorum. Çünkü sahaya muhtemelen yeni gelecek olan bir model. Sevgili Famera Mozaik de nereden buldu bu televizyonu onu da bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla şu an satışta yok. Ancak önümüzdeki dönem biliyorsunuz biz satışa girmeden önce birçok televizyonun bilgilerini size paylaşıyoruz zaten. Bu da o modellerden birisi. Bilgiye ihtiyacı olan bu videonun altında benim anlatmadığım ve kendisini merak ettiği bir şey varsa sorar. Oradan da yardımcı oluruz. Görüşürüz.